Yalan söyletmeye sebep de olabilir hocam. Bu şekilde dinleyerek karşı tarafın duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışarak aslında ona sen varsın diyoruz. Ve varoluş tabii ki hepimiz için, çocuklar için hele hele çok önemli. Sen varsın, önemlisin. Söylediklerin önemli, duyguların önemli. Sen benim için bir değer taşıyorsun. Bütün dünya için bir değer taşıyorsun transferini yapabilmesi için bir çocuğun. Ona bu mesajı vermemiz çok önemli. Uzmanlar çocukların yaptığı her davranışın bir nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Çocuklar üzülmüş, kızmışlarsa mutlaka bir nedeni var. Bu nedeni bulmak için onları tarafsız, sakin bir şekilde dinlemek, bir başka deyişle onlara dertlerini anlatma fırsatını vermek son derece önemli. Peki ya çocuk babası onu dinlemediğinde neler hisseder? Şimdi yaşayarak öğrenme zamanı. Bir baba yaşadığı bir olayı anlatmak istiyor ama karşısındaki ona kulak vermiyor. Şimdi bana çocuğunuz da olabilir ya da çevrede başka biriyle olabilir. Herhangi bir anlatmak istediğiniz bir şey, bir sorunuz varsa onu anlatır mısınız? Memlekete gitmiştik bundan yakın bir zaman önce. Tabii burada benim iki tane çocuğum var. Çocuklarımın birbirinde kıskançlığı bizi çok sıkıyordu. Yani hep etkileniyorduk. Dışarı vuruyorduk. Memlekette o başımıza bir olay geldi. Şimdi arabaya bindik. Annem etkin dinleme kurallarının ne gerekiyorsa hep tam tersini yaptım her şeyin. O bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ben işte kalemimle oynadım, işte isimliğimle oynadım, eğildim yerden bir şey aldım. Ondan sonra yargılayıcı bazı şeyler söyledim. Onu dinlememek için elinden gelen her şeyi yaptım. O da bundan rahatsız oldu. Yüz ifadesi zaten çok anlaşıldı. Büyük oğlum anneme demedik laf bırakmamış. Yani 8 yaşındaki bir çocuk yani ağza gelmeyecek laflar söylemiş. Kardeşimin parmaklarını sen sıkıldın. Eğer ona bir şey olursa ben ne yaparım gibi hareketler yapmış. Tabii geldik o ağlıyor. Ama orada çocukların tabii ne kadar birbirini sevdiği şeye çıktı yani. Ya burada tabii şunu da anladınız. Çocukları demek ki böyle başıboş bırakmamak lazım. Biraz dikkatli olmak lazım. Çocuğu gidip de dikkat etmezseniz 8 yaşındaki bir çocuk eli de sıkışabilir. Evet. Bacağı da sıkışabilir. Evet. Orada tabii insan kendini bir boşta hissediyor. Yani karşında insan yokmuş gibi oluyor. Yani dinlemiyor karşındaki insan. İnsan bir boşlukta oluyor. Yani anlattığın dersi dinleyen yok. Sıkıntı yaratıyor. Yani anlatmamak gibi geliyor isimden. Çünkü dinlemiyor karşıdaki insan sizi. Böyle bir boşluk oluyor yani. Tabii muhakkak yani. Tabii anlatıyorsun. Sen bir olay anlatıyorsun. Ve sıkıntılısın, streslisin. Karşındaki de seni hiç dinlemiyor. Tabii insanın elinden bir ara bırakıp gitmek de geliyor tabii. Ya da çevrenizdeki bir kişi sizi böyle dinlerse ne hissedersiniz dedik. Mesela eşiniz dedik. Gruptan işte alırım kumandayı fırlatır atarım televizyon seyrediyorsa, alırım televizyonu yere atarım, bağırırım kavga ederim, bir daha hiçbir şey anlatmam gibi cevaplar geldi. Bunlar çok belirleyiciydi aslında. Demek ki kendilerinin yapılmasından hoşlanmadıkları bazı şeyler var. Demek ki onlar da bunu çocuklarına yapmamaları gerekiyor. En azından bunu uyandırabildiğimizi düşünüyorum yaptığımız etkinlikte. Bu etkinliği de düşünerek konuşalım şimdi. Biz çocuklarımızı nasıl dinliyoruz? Buyurun. Genelde sizin ilk dinlediğiniz gibi dinliyoruz. Ben şahsen çoğu zaman öyle yapıyorum. Hı hı. Yani o anda çocuğun anlattıkları bana genelde yani önemsiz şeylermiş gibi. Yani işte ne bileyim yani gözüm televizyondaki, gözüm işte çocukta. Başka iş yaparken yani başka iş yaparken veyahut da yani genelde dinliyormuş gibi yapıyoruz çocuğu. Yani böyle. İki işi bir arada yapıyoruz. Hı hı. Yani nasıl? Başka şeylerle ilgileniyorsun ama çocuk aslında ikinci planda. Dinlemek evet. Değil. Evet. Bu arada yani şimdiki arkadaşımdan anlıyorum çocuğun tepkisini. Bize o zaman çocuğun hiçbir güveni yok. Evet. Ya bu çocuk o zaman bizden sorunu çözemeyecekse başka yerde sorunu çözmek isteyeceğim. Dinlenmemek çocuğa sen yoksun mesajı veriyor. En ciddi anlamda. Bunun en büyük dönüşümü de çocuğun kendi özgüvenini geliştirmesiyle ilgili alacağı yara oluyor. Çünkü var olduğunu hissetmek başkalarının hele hele annesinin ve babasının gözünde kulağında var olduğunu hissetmek çocuğun o özgüven duygusunu geliştirebildiği gibi bunun tersini yaşadığı bir deneyimde benim hiçbir önemim yok, annem babam için değer ifade etmiyorum düşüncesini geliştirip özgüven konusunda zorlayabilir. Dinlememek karşımızdakine sen yoksun mesajını iletiyor.
Bu durum çocukların üzerinde derin izler bırakıyor. Peki dinlenmediğiniz zaman siz tabii kendinizi kötü hissediyorsunuz. Peki çocuk aynı şey çocukta olduğu zaman çocuk ne hisseder? Aynı şeyler o da yaşar hocam. Bizim yaşadığımız duyguları. Sizin yaşadığınız gibi kendi kötü hisseder. Kendi yaşına göre yani yaşar belki de. Yani biz farklı belki yaşarız ama o da kendi psikolojik durumuna göre o duyguları yaşar. Evet. Ve ona göre tepki verir yani. Evet. Mesela televizyonun önüne geçiyor. Kumandayı alıp kendisi değiştirmeye çalışıyor. Yani kendini dinlemediğini anladığı zaman bu sefer o fiziki müdahalede bulunuyor. Bunu da aslında grupta babalarımıza sorduk. Dinlenmeyen çocuk neler yaşar diye özellikle üzerine durduk. Onlardan genelde gelen maddeler işte çocuğun aslında kendini kötü hissedecek, güvensiz hissedecek. Hem kendine hem de karşıdaki babasına karşı kendini güvensiz hissedebileceğinden bahsettiler. Babayla konuşuyor fakat baba onu dinlemiyor ve bunu hissediyor çocuk. Bu sefer sinirleniyor tabii ki. Aynı büyük bir insanmış gibi. Çocuklarda da aynı tepkiler oluyor tabii ki. Fakat bu tepkisini baba olduğundan dolayı hemen dışa vuramayabilir. Öfkelenir, sinirlenir, saldırganlık dürtüleri ortaya çıkar. Kendini tutar tutar hiç olmadık bir yerde patlayabilir. Ya da ilgi çekmek için başka türlü yollara sapabilir. Acaba annem ne der, babam ne der veya öğretmenim ne der? Düşünüyor ve vazgeçiyor. Kimisi arkadaşının gibi hiç iletişim kurmuyor. Kimisi ister istemez insan yapısı, psikolojisi gereği. Dışarıda çevre dediğimiz diğer faktördeki olumsuz kişilerle, çocuklarla. Evet. Bu çocukluk döneminde özellikle bu 2-10 yaş döneminde sevgi ve güven çok önemli gerçekten. Çocuğun gelecek hayatı için bir temel oluşturan bir dönem olduğu için eğer bu dönemde bunlarda eksiklik duyarsa kendine güveni de azalabilir. Ben ailemden sıkıntı yaşadım. Ben babamdan yani şimdi kaybettiğim için pek şey yapmak istemiyorum. Çok iyi bir yaklaşım görmedim annemden babamdan ve yaşım İstanbul'da doğdum büyüdüm. Çok kötü ortamlara da girdim, çıktım. Bu beni şu andaki yaşamda kendimden de yani harbi o zamanlar çok öyle içki, alkol, aşırı uyuşturucu haplar falan kullandım. Onun için kendimi İstanbul'da biri, babam bana yardımcı olmadı, annem yardımcı olmadı, birileri yardımcı olmadığı için de kendimi bir dışlanmış ya. Dışarıda çare aradım kendimi. Uzmanlar çocukla konuşurken sağlıklı bir iletişime engel olan davranışlara dikkat çekiyor. İletişim engelleri birincisi samimiyetsizlik. Orada ruhen olmadığımız halde oradaymış gibi davranmaya çalışmamız. İkincisi dinlemek yerine devamlı sorular sormamız. Bir diğeri gene dinlemek yerine nasihat vermek. Kendi yaşantısından yola çıkarak devamlı örneklerle karşı tarafın duygularını ve düşüncelerini ifade etmesini engellemek. Çocukları dinlemek lazım ama nasıl? Sıra çocukları daha etkili dinlemenin yollarını konuşmakta. Bir kere elimizi işi bırakmadan dinlemek her şeyden önce yanlış. Çocuk aynı seviyede olmak lazım. Tabii aynı seviyede konuşabilirsek, ayakta konuşması lazım. Değil mi? Burada önemli. Yani rahatsız edecek başka etkenler olmaması tabii daha sağlıklı. İşte bazen kendi fikirlerimizi kabul etmeyi zorluyoruz çocuklara. Onları yapmamamız gerekiyor tabii ki. Onun fikirleri bizim için önemli. Orta yolu bulmak, onunla konuşarak bir şeyler bulmak önemli. Tartışmaya dönüştürmemek lazım. Aslında onun penceresinden bakmak lazım. Evet, evet onun penceresinden bakmak. Öğüt ya da akıl vermemek lazım. Ortada onunla beraber bazı çözümler, onunla beraber bulmak lazım aslında. Öncelikle çocuk size gelip, beni dinler misin ya da ben bu konuda konuşmak istiyorum dediğinde, elimizdeki işi bir kenara bırakmak çok önemli. Eğer elimizdeki iş çok önemliyse ve onu yapmamız gerekiyorsa çocuğa mutlaka bir zaman vermeliyiz. Sen 15 dakika sonra ya da yarım saat sonra dinleyebilirim şeklinde. Dinlerken başka bir şeyle uğraşmamak çok çok önemli. Onun duygularını da yargılamadan direkt ona bazen ifade etmek. Böyle bir duruma sinirlendin gibi duygularını ifade etmek karşıdaki kişiye hem kendi duygusunu tanıması açısından hem zihinsel gelişimi açısından önemli. Göz teması kurmak. Çok önemli. Onunla mutlaka bir göz teması kurmak gerekiyor ve aynı seviyede olmak dinlemenin temel şartlarından biri. Biz yaşadık ve onun seviyesini, onu dinlersen baktım her seferinde, her sorununu, her derdini gelip anlatıyor. O da demek ki beni dinleyen var, sorunu çözecek olan bir ailem var. Özellikle ben televizyon seyrediyorsam muhakkak televizyonu kapatıyorum.
Çünkü onu sadece onunla ilgilendiğimi belirtmem lazım ve anlıyor. Kendisi de bazen şey yapıyor. Annesini de uzak tutuyor. Muhakkak beraber eşit bir seviyeye geliyorum. Bunu da çok önemli. Hiç sessiz olmak, hiç sözünü dinlemek, her şeyle. Saçma sapan da konuşsa muhakkak dinlemek. Çocuk geliyor, benim babam da beni dinliyor diyor. En azından bana kulak veriyor diyor. Yani işime çare de bulmasa dinliyor diyor yani. Anlıyorum yani, ben çok anlıyorum. Yani bu derslerinden, biraz da derslerinden çok çok anladım yani ben. İşte öğretmenin dediği de o, yani acayip bir değişme oldu diyor. Yani çocuk er güç, eskiden hiç böyle bir şey, yani bildiği dersi anlatamıyordu, sıkıntı çekiyordu diyor. Biliyordu ama hiç konuşmuyordu diyor. Biz tabii onun bildiğini de anlamıyorduk diyordu ama şimdi tam tersi oldu. Bundan 3 gün önce, 5 gün önce okulda bir şey oldu, seminer oldu, gösteri oldu. Bütün herkes okulda kalktılar, bizim çocuğu alkışladılar. Yani ben bile kendim gözüm yaşardı. Yani bir dans gösterisi yaptı o çocuk. Yani ben kendi oğlum olduğuna inanamadım yani. Şimdi gördü, şaşkın bakmaya başladı. Gitti. Tebrik edelim dedi. Bu oyunu nasıl oynadın dedi. Nasıl kıvırdın dedi. Herkesten güzel oynadın dedi. Kendimden gurur duydum. Toplantının son dakikaları, 3 saat boyunca baba ve çocuk arasındaki iletişimde dinlemenin önemi konuşuldu. Bu toplantının ardından babalar yaşamlarındaki değişimi şöyle anlatıyor. Aklım yerime geldi yani. Çocuğuma davranışlarım kötüydü benim aslında yani. Ben şimdi ya kesinlikle yani böyle bir televizyon seyrederken, maç seyrederken, işten geldiğim zaman falan böyle asabiydim. İyi davranmıyordum çocuğa. Hani davran baba gibi davrandığımı zannediyordum yani. Aslında baba gibi davranmıyormuşum yani. Öncelikle işimi bırakıyorum. İşim ne kadar ne olursa olsun evin içindeki iş çocuktan hiçbir şey, yani çocuktan önemli değil. Yani o an için neyle uğraşıyorsam, bir elektrikle mi, prizle mi, dolapla mı, mobilyayla mı, televizyonla mı, hiç önemli değil yani. Çocuk ne anlatıyorsa gel yavrum diyorum, alıyorum kucağıma. Söyle bakalım diyorum. Anlatıyor. Dinliyorum. Olur veya olmaz veyahut da sonra olur işte. O şekilde kesinlikle yani git başımdan, şimdi işim var, 5 dakika sonra gel, Güngör zamanı mı şimdi falan gibi kesinlikle böyle şeyler söylemiyorum. 7 yaşında bir kızım var. Annesiyle bir tartışması var, ağlamaklı, bağırmaklı. Aldım karşıma, sorununu şu an tam hatırlamıyorum ama dinleme kısmı daha çok ilgilendiriyor. Sorununu dinledim. O feryat içinde bağırmaklı çocuk beni dinledikçe bu sefer ağlayarak anlatmaya başladı. Giderek ağlama sustu, normal anlatmaya başladı. Ben katılımlarımla tabii. Daha sonra ağlaması da bitti, sorunu da bitti. Sanki hiç sorun yaşamamış gibi. Yani benim onu dinliyor olmamına yetti. Karşındaki insan sizi dinliyorsa zaten kendi kendine çözüm %51 çözülüyor. Yeter ki dinlemesi çok önemli ama dinlemezse zaten çözüm olması hiç olmuyor. Yani çünkü dinleyen yok. Anlatıyorsun sen derdini ama dinleyen yok. Çözüm olması da mümkün değil. Ama dinleyen insan olduğu zaman çözüm kendiliğinden çözülüyor zaten. Baba olmak çok önemli bir iştir. Dokunmayı, kucaklamayı ve dinlemeyi gerektirir. Gülmeyi, okumayı, birlikte oynamayı gerektirir. Hayatta yapacak daha önemli bir işiniz var mı? Sabuncuoğulları Şirketler Grubu sundu.
Bu program Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba. Bu hafta biraz duygulardan söz edeceğiz. Öfkelendiğimizde bağırabiliriz. Sonra pişmanlık duyarız. Bazen bir şeyden korkarız ama etrafa belli etmeyiz. Erkek adam korkmaz, erkek adam ağlamaz. Bu sözler tanıdık geliyor değil mi? Peki korkmamak, öfkelenmemek, üzülmemek mümkün mü? İnsanız ve tüm bu duyguları yaşamak doğal. Önemli olan bu duyguları nasıl dile getirdiğimiz. Bağırıp çağırmadan, kırıp dökmeden, karşımızdakini incitmeden. Peki bu nasıl olacak? Üstelik karşımızdaki kişi çocuğumuz olursa işler iyiden iyiye zorlaşıyor. Az sonra ekrana gelecek olan programda bu sorunu yaşamış ve çözmüş babalarla tanışacaksınız. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın 10 yıldır sürdürdüğü Baba Destek Programı'na katılan babalar çocuklarıyla doğru dille konuşabiliyor. Ne şekilde tepki göstereceğim veyahut da davranış göstereceğim ama genelde beden diliyle belki bir darılma veya küsme yoluyla şey yapabiliyoruz, tepki gösterebiliyoruz. O da o şekilde tepkisini gösteriyor. Ortasını buluyoruz, dengesini. Biraz da benim ruh halime bazen yumuşak, bazen sert oluyor. Ya da onun neyi istemediğim, neyi yaptığına da bağlı. Çocukla konuşurken...